1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Dünyanın en uzun asma köprüsü olarak kayıtlara geçti. Köprünün özellikleri nelerdir? Bu videomuzda buna bakacağız. Kanalımıza abone olup paylaşmayı unutmayın. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Zaferi'nin 107. yıl dönümünde resmen trafiğe açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uzunluğu, yüksekliği ne kadar? Özellikleri neler? İşte cevapları. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri. Uzunluğu, 4608 metre. Orta açıklığı, iki kule arasındaki mesafe, 2023 metre. Kule yüksekliği, 318 metre. Şerit sayısı, 2x3 adet. Köprüyü yapan şirketler, Daelim, Güney Kore, Limak Sokak, Güney Kore, Yapı Merkezi Ortak Girişimi. Maliyeti, 3 milyar Euro'dan fazla. 18 Mart 2017 tarihinde temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 16 Mayıs 2020'de iki kulesine de kavuştu. Köprü, 18 Mart 2022 tarihinde trafiğe açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte bir otoyol projesi de tamamlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla, dünyanın en uzun asma köprüsü, unvanını da elde etti. 1915 Çanakkale Köprüsü, birçok tarihi simge barındırıyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Köprü, Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine 2023 metrelik orta açıklığa sahip, köprü kulelerinin yüksekliği 18 Mart zaferine atıfta bulunmak için, 3. ayın 18. günü anlamına gelecek şekilde 318 metre olarak belirlendi. Köprü kulelerinin üzerine ise Seyit Onbaşı'nın savaş sırasında tek başına kaldırdığı top mermilerini temsilen 16 metre uzunluğunda mermi figürleri yerleştirildi. Bu figürlerle birlikte köprünün toplam yüksekliği 334 metreye ulaştı. Kulelerde yer alan kırmızı ve beyaz renkler de elbette Türk bayrağına atfen seçildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bir ucu Anadolu kesiminde, Çanakkale merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Lapseki ilçesinde, Avrupa kesiminde ise, Gelibolu ilçesinin Sütlüce köyü yakınlarında bulunuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, beraberindeki otoyolu projesi ile, Malkara ile Çanakkale arasında köprüyle birlikte toplamda 88 kilometrelik otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.